İbrahim Levent. 2006'da yeni boyama yapılan yerde kaynak yaptırıldığı anda gaz sıkışmasından dolayı parlamada vücudunun %95'i yanarak, kafatası parçalanarak ağır yaralı şekilde gataya kaldırıldı. Orada 4 gün yattı. 5. gün sabah vefat etti. Peki bu olayla ilgili olarak sizinle kim haberleşti? Ondan sonraki süreç nasıl gelişti? Yani kimler sorumluydu ve gelip sizinle muhatap oldular? Kimler sorumluydu? Çalıştığı taşeron ve tersane. Çünkü her iki tarafında önlem almamasından dolayı meydana gelmiş bir kazaydı. Kazanın olduğu gün bize elinde kaynak lambası patladığını söylediler. Biz o şekilde hastaneye gittik. Gittiğimizde tüm vücudu sargılar içinde komadaydı. Sonra işte yavaş yavaş sözle beni alıştırarak patlama olduğunu, patlama demedi ilk etapta. Parlama dedi. Parlamayla patlamanın arasında çok büyük fark vardı. Parlama herhangi bir sigaradan falan parlama olur ama patlama gaz sıkışmasından meydana gelir ve büyük bir hasar getirir. Orada zaten yalanlar başlamıştı. 4. günün sonunda vefat ettiğinde zaten işte o zaman hepsi pirana gibi saldırmaya başladılar. Hukuki mücadele başlatmamam için ki zaten benim başlatmam mümkün değildi. Tersane işçisinin hiçbir zaman için kenaza parası olmadığından böyle bir süreç başlatması mümkün değil. Peki İbrahim Bey bir taşeron firma için kaynak işçisi olarak çalışıyordu anladığım kadarıyla. Uzun süredir mi tersanelerde çalışıyordu? Biraz o geçmişini de hatırlatır mısınız? Ne kadar yılda çalışıyordu? 16 yıl kaynakçıydı kendisi. 16 yıllık yani tecrübesiz bir kaynakçı değildi. Fakat çok sessiz bir insan olduğu için ısrar edilince girmek zorunda kalmış. O sabah o tanka 6 kişi girip bakmışlar ve kaynak yapılamayacağını karar vermişler. Çünkü ayakkabıların üstüne kadar çıkan bir boya varmış zeminde. Orada kaynak yapılamayacağını söylemiş kendileri. 5 kişi çıkmış ama eşimi patronu salmamış. Ama onlara göre benim eşim zorla girip oraya yani emniyet şeridi falan çekildiği halde 2-3 kere uyarıldığı halde, çıkarıldığı halde benim eşim oraya girip kaynak yapmış. Peki siz dava açmayın diye sizinle konuşmaya başladılar anladığım kadarıyla. Ne önerdiler? İşte gidip dava açmayın. Dava açtığınızda en az 2-3 yıl sürer. Ondan sonra biz temize gideriz. O da 2 yıl sürer. Sizin zaten 5 yıl dayanacak gücü biliyorlar çünkü işçinin parası olmaz hiçbir zaman. Gelin mahkemeye gitmeyin, hukuki bir süreç başlatmayın, bizi de uğraştırmayın, size belirli bir miktar para verelim, ne kadar istiyorsanız verelim. Böyle bir pazarlığa başladılar. Tabii, kan pazarlığına başlıyorsunuz, oturuyorsunuz. İlk önce düşündüm, bir süreç başlatayım ama 3 çocuğum vardı, bir gelinim vardı, 5 yıl dayanacak gücüm yoktu, borç çok fazlaydı çünkü. Mecburen oturduk anlaşmaya. Orada çok iğrenç konuşmalar oluyor işte. Ama sonunda siz yenip düşüyorsunuz, kabul ediyorsunuz verilen parayı. Peki şimdi buradasınız aileler olarak. Tabii zor bir süreç ama benim bildiğim kadarıyla tersane işçileri çok fazla dayanışabilecek koşullara da sahip değil. Sizi yönlendirebilecek bir örgütlü sendikada yoktu herhalde o dönemde. Ben bir sendikacı olduğu için Hakkı Bey'e sormak istiyorum. Tersane işçilerinin aileleri böyle durumlarda birbirleriyle dayanışabiliyor mu? Şimdi kaza olduğu koşulda tersane patronu ve taşeronlar ve taşeronların aracılığını yapanlar tamamıyla aileyi kuşatıyorlar. Aslında İbrahim Levent'in dersen patlamada tersane içine girdik, tersane içini işgal ettik. Orada arkadaşımızı görmek istediğimizi söyledik. Bir orada bir basın açıklaması da yaptık. Tabii bu basın açıklamasıyla birlikte aileyi bir türlü bizimle buluşturmuyorlar. Rüya Hanım'ın da öyle bir durumu vardı ki taşeronlu bir akrabası ve o da aile ilişkileri kullanarak tamamıyla işte sen sendikayla buluşma, onlar senin işini zorlaştırır.
bu verecekleri parayı da alamazsın, zaten zor durumdasın. Bu şekilde aileyi biz de kopararak, tabii biz Rüya Hanım'la daha sonradan da olsa ilişkimizi kurduk ve oradaki beraberliğimizi, oradaki danışmamızı kurduk ama o aileyi o çerçevede, yani bu kan parası dediğimiz süreci tamamlamayana kadar aileyle bir türlü biz de bağ kuramıyoruz. Peki örgütlü mücadelenin dışında siz orada koşulları daha iyi biliyorsunuz. Siz kimdir sorumlu? Nedir bu olaylar? Hem oğlunuzu kaybettiniz. Bu hikayeyi de, pek çok hikayeyi de biliyorsunuz. Nedir? Kim sorumlu? Şimdi Tuzla 1985'te kurulan bir Tuzla, 12 Eylül döneminden sonra tam sendikasızlık bir süreçte kurulan bir tersane bölgesi, tamamıyla özel bir bölge, tamamıyla taşeronluk sistemi üzerine kurulan bir bölge. Şimdi taşeronluk sistemi üzerine kurulduğundan kaynaklı hiçbir örgütlemenin olmadığı, yasal sürecin hiç işlemediği, hukukun hiç olmadığı bir tane bölge. İşte anayasada diyor ki asıl işi taşeronluğa veremez diyor. Ama Tuzla'da %99'unu işin, ana işin %99'unu taşeron yapıyor. Şimdi yani yasal mevzuatı değiştirdiler 2008'den sonra bildiğim kadarıyla, değil mi? İkinci maddeyi eklediler ve sadece sorumlu olarak aslında ana işvereni gösterdiler. Ama bu uygulanmıyor mu? Şimdi asıl işvereni gösteriyor ama asıl işvereni gösterdiğini ben buradaki bizi dinleyen arkadaşlara şöyle anlatayım. 151 tane tersane işçisi iş cinayetine kurban gitmiş. Hiçbir tane patron tutuklanmamış. Asıl iş sorumlusu ana firmadır diyor. Ama asıl iş vereni tutuklamıyorsa, adalet bunu uygulanmıyorsa, yasa bunu bu durumda zorunlu kılıp tutuklamıyorsa, böyle bir tane yasanın, böyle bir tane hukukun bir farklılığı var mı varlığıyla yokluğu arasında? Peki ben Hanife Hanım'a dönmek istiyorum. Biliyorum kuzunuzu geri getiremeyiz ama siz ne istiyorsunuz şimdi? Yani burada olmanızın sebebi ne? Toplantımızın sebebi, ben istiyorum ki gerçekten oğlum öldü, kimsenin çocuğu ölmesin. Bir de cezalar yüksek olsun. Ceza verilmedi benim oğlumun katillerine. Oğlum ölmedi, öldürdüler. Gerçekten iş kazası değil bu, Allah'tan değil bu. Öldürdüler, biliyorlar. Bir güvence almadılar ya. Niye insanlar ölsün? Niye herkes ölsün? Biz bittik. Bizim hayatımız bitti. Bak her Allah'ın günü hastanelerde orada burada sürünüyorum. İlaçlarla uyutularak zamanım geçiyor. Nereye kadar? Şimdi